Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir projeyle daha yine karşınızdayım. Evet bu sefer yepyeni, daha çıkmasına da birazcık var ama önceden hem bir projeyi tanıtalım hem de sizin sevdiğiniz gibi ücretsiz de oynanabilecek ama ücretsizin dışında scholarship de olacak. Hem free to play hem scholarship ile ilgili de güzel haberlerim var aslında ama neyse. Gelin şimdi projeyi adam akıllı bir incelerken onları da zaten zamanla değineceğiz. Hadi geçelim bakalım. Öncelikle oyunumuzun ismi Amarna arkadaşlar. Amarna ne dersiniz? Bir mobil MOBA. Mutlaka telefonunuzda daha önce oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Hatta Amarna daha öncesinde normal bir Battle Royale oyunu, mobilde oynanan Battle Royale MOBA. Daha doğrusu Titan Brawl Star gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu oyun normal bir oyunsa niye tanıtıyorsun bize diyorsunuz. Arkadaşlar Play to Earn hali de gelecek. Hatta şu anda onun hazırlıkları yapılıyor. Gene şimdi sitesinden bir incelemeye başlayalım. Bir trailer var ama isterseniz incelersiniz, bakarsınız arkadaşlar. Daha sonrasında bu oyunun kendi token'ı çıkacak, Amar Coin diye. Aşağı doğru indiğimizde de en çok sorularla karşılaşıyoruz. Hangi chain'de olacak? Binance Smart Chain'de olacak arkadaşlar. Free to play. Evet gözünüz hemen oraya da evet free to play olacak ama diğer oyunlardaki gibi NFT olmazsa arkadaşlar bazı özelliklerden, bazı ekstralardan faydalanmayacaksınız. Eğer NFT'niz olursa da tüm hepsinden faydalanabileceksiniz. Bunu oyun çıktığı zaman tekrardan detaylı bir şekilde inceleriz. Daha sonrasında bunun yaratıcısı kim dersek de Hody Games. Zaten biraz sonra da hemen bakacağız kim olduklarına ve neden bu oyunun potansiyelinin daha yüksek olduğuna arkadaşlar, ki o kısma geldik. Hemen Oğuz Lusu var, işte Adem Zeybek var, Hüseyin İnan var, Doruk Atak var. Evet, Türk projesi. Şimdi hepinizde bir önyargı oluştu. Aa, Türk projesi ya, işte bunlar yapabilecek mi vesaire gibi. Ama hemen burada da hazırladım arkadaşlar size. Örneğin Oğuz Usu'nun LinkedIn'i burada hazır açık bir şekilde. Doruk Atak da aynı şekilde. Hüseyin. Uzun bir şekilde incelemeyeceğim size. Sadece göstermek istediğim birkaç nokta var. Bunların hepsi Hody Games altında toplandı. Ve Hody Games ne yapıyor şu anda? Amarna'yı yapıyor. Tamam, çok güzel. Biliyoruz bunu zaten diyorsunuz. Bir de daha öncesinde Dijital Adam'da çalışmışlardı. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Dijital Adam. Dijital Adam nerede? Hop burada. Yine aynı şekilde Dijital Adam. Daha öncesinde Dijital Adam'da bir sürü başarılı projeleri varken şimdi Hody Games'te Amarna oyununu yapıyorlar. Hatta Dijital Adam'a da bakmak isterseniz arkadaşlar buradan kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Niye bu kadar ben arka referanslarından bahsediyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten güzel referansları var. Dijital Adam'ın iş ortaklarımız kısmına girdiğinizde belediyelerle çalıştığını ya da bildiğimiz İşkur'la, büyük firmalardan Uludağ'la, Balıkesir Spor'la gibi gibi birçok firmayla çalıştığını görebilirsiniz. Hani işte X firmasında, Y firmasında gibi bilinmeyen firmalarla değil, bu adamların isimleri, cisimleri ortada ve belediyelerle, resmi kurumlarla iş yapmış insanlar. Aynı zamanda birçok yerde de ödül almışlar. Örneğin benim direkt gözüme çarpan Hackathon'da 2015'te 3. olmuşlar. Yani diğerlerinin aslında ne olduğunu bilmiyorum ama neyse. İşin özü abi, isimleri, cisimleri, yüzleri, her şeyleri ortada, daha önce yaptıkları iş ortada olduğu için Amarna için de uğraşacaklarını düşünüyorum. Referansları konusunda üstüne durmanın sebebi de buydu. Neyse, diğer referanslarını, hatta ne yaptıklarını direkt kendiniz, hani öylesine eklememiş olduğunda kendiniz siteye girip herhangi bir buradaki iş ortaklarımızın üstüne tıkladığınızda hangi proje yapılmış, ne üretilmiş, ne yapılmış kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Peki, son olarak da partnerleri kim? G4FF arkadaşlar. G4FF ile daha önce işbirliğimizi açıklamıştık ama ayı döneminde olduğumuz için sizlere bunun meyvesini veremedik. Ve bu oyunla itibaren meyvesi de başlayacak. İleride bir scholarship bir şeyler olabilir. Neyse, o oyun çıkınca tekrardan bir konuşacağız. Ücretsiz bir şekilde hem oynayabileceksiniz hem de G4FF sayesinde bir scholarship bir şeyler ayarlayacağız bakalım sizler için. Neyse. Geçelim şimdi neye? Her zaman gibi white paper arkadaşlar. Introduction, vision, mission kısımlarını geçiyorum. Hody Games'i tanıtmıştı. Who is Hody Games'e? Zaten biraz önce de hepsinin LinkedIn'in olduğunu ve ne yaptıklarını, daha önceki başarılarını, referanslarını göstermiştik. Peki geçiyoruz Partners'e. Partners'e de yine G4F'den bahsetmiştik. Roadmap'e geçelim. Burası önemli şimdi arkadaşlar. Neden önemli? Bu yaz sonuna kadar, beta teste kadar başlanacak arkadaşlar. Ve sonbaharda, ki sonbaharda bir şey kalmadı, Ağustos'tayız zaten, çok yakın bir süre içinde hem PvP hem PvE modu çıkacak. Biraz sonra White Paper'da onları da inceliyor olacağız zaten. Daha sonrasında biraz önce bahsettiğim yine scholarship olacak. Scholarship sayesinde risk olmadan yatırımsız bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz en güvenli yol Play to Earn'de
arkadaşlar, en risksiz yol scholarship. Neyse, daha sonrasında da bu oyunla ilgili yakın mekanizmalarıyla ilgili bazı sistemler var. Burada örneğin bir tanesinden bahsetmiş, Rarity Upgrade sistem falan diye. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde ne işe yaradıklarını zaten gösteriyor olacağım. Winter ve Spring'de de planları var bu şekilde. Peki, story'e geçiyorum. Arkadaşlar, story'yi okumak isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Ama sizin ne istediğinizi biliyorum. Nasıl para kazanacağız, ne yapacağız? Para 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 dediğimiz için hemen geçiyoruz arkadaşlar oyundaki hero'lara. Oyunda birkaç farklı karakter var arkadaşlar. Ake, Anpu, Simon ve Emma, Pedro, Margaret, Mami, Gin ya da Jean, Gorgo, Boo, Even vesaire diye devam ediyor aslında. Ama ben bu kadar şaşırmamıştım. Bayağı da karakter varmış bu arada. Sensei, Iron Bot, Teddy. Çizimleri de güzel bu arada. Reflux, Kaptan, Geary, Hüseyin. Hüseyin de Türk. Evet, zaten tipinden de belli oluyor. Ve Mime diye arkadaşlar. Hepsinin farklı özellikleri var. Ve şuradan statsları, skillsleri ve rarityleri maalesef şu anda daha işlemediler. Beta başlayacağı zaman tekrardan yazacaklar. Dediğim gibi hepsinin farklı statı olacak, farklı özellikleri olacak. Eksi oynadıysanız eksideki gibi farklı statları vardı değil mi? Örneğin speed'i daha hızlıydı kulağındaki parçadan dolayı. Yok işte skillinden dolayı ya da pure olduğunda daha farklı oluyordu. Bunda da yine aynı benzer özelliklerde karakteriniz farklı farklı olacak. Peki ne farklılıklar dersiniz? Bazı da oyun içinde satın alabileceğiniz şeyler var, özellikler var. Ve 6 tane yetenek alabiliyorsunuz karakterinize ekstradan. Ve bu 6 tane yetenek de size şu aşağıdaki özellikleri sağlıyor. Ne bu özellikler örneğin? %50 experience ya da %50 daha fazla gold kazanıyorsunuz. %20 daha fazla armınız oluyor. Armorınızda daha az hasar yemenizi sağlıyor. Ya da kaçınma skiniz oluyor işte. Ya da canınız daha fazla olabiliyor. Bunlar için normal para harcamanıza gerek yok. Oyun içinde kastığınız altınlarla arkadaşlar, oyun içi golduyla ya da işte adına ne derseniz, bunlarla satın alabiliyorsunuz ve karakterinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Yani bir tankla oynuyorsanız arkadaşlar, daha fazla armor ve can satın alarak daha güçlü, daha tank yapabilirsiniz. Ya da siz kasmak istiyorsunuz, bir yandan altın da yetmiyor, para da yetmiyor derseniz, daha fazla gold çıkartmak için buff gold'u alabilirsiniz gibi. Oyunda da aynı zamanda rankingler olacak ve bu ranke göre başkalarıyla eşleşeceksiniz arkadaşlar. Ona göre oyunlar oynayacaksınız. Peki ne oyunu derseniz, tabii ki de PvP arkadaşlar. PvP'de Team Deathmatch olacak. Team Deathmatch'te adından belli olduğu üzere 3 vs 3 takım olarak savaşacaksınız. Ve kim daha fazla kill'e ulaşırsa o kazanacak. Bir de Free King var ki Free King'de de herkes tek arkadaşlar. Peki PvE'de de normal X'deki Adventure gibi düşünebilirsiniz. Normal bilgisayara karşı oynayabileceğiniz modlar olacak arkadaşlar. Oyun aslında genel olarak bu kadar ama önemli noktası ne? Şimdi onlara geçelim. En önemli noktası yakım arkadaşlar. Neden yakım derseniz, hemen şuraya geçelim. Oyunda bir sürü yakın sistemi var ve bunu çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Ve aynı zamanda bu vesting kitlenme süresi, işte normal seed'de token alanların açılma süresi gibi birçok etkeni de hesaba katarak oyunun ilk 2-3 ayında güzel kazançlar sunacaklarını vaat ediyorlar. Neyse, gelelim şimdi ilk yakından, daha sonra diğerlerine geçeriz. Öncelikle arkadaşlar, oyunda günlük 100 tane enerjiniz olacak ve bu 100 tane enerjiyi istediğiniz modda harcayabiliyorsunuz. Ve maçları kazandıkça ya da günlük görevleri ya da günlük achievement'ları tamamladıkça, başarımları tamamladıkça arkadaşlar token kazanıyorsunuz. Bu aşağıdaki tabloya bakacak olursak da örneğin 3 vs 3 maçta top 5 tane win aldığınızda arkadaşlar toplamda 25 token ve 2 tane de enerji kazanacaksınız. Yani bu ne demek oluyor? Siz oyun oynadıkça tam hem enerji harcıyorsunuz ama bir yandan enerji de kazanıyorsunuz, bir yandan token de kazanıyorsunuz. Ya da free kill'de toplamda 10 tane maç attığınızda 2 tane enerjinizi geri alacaksınız ve 25 token kazanacaksınız. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Örneğin free kill'i eğer kötü de oynasanız herkes bunu yapabilir. Her şekilde sen buradaki 25 token'ı alacaksın. Günlük 3 tane de quest'i tamamlarsan sana tekrardan 11 enerjini geri verecek ve 100 tane token alacaksın. Daily günlük başarımlarda da arkadaşlar en iyi oyuncu ol var. Bak, bunu herkes yapamayabilir örneğin. Ya da normal maç kazan, per win'de arkadaşlar size enerji geri vermese de 2 token veriyor. Gibi gibi. Yani eliniz kötü olsa da, kötü bir oyuncu olsanız da bu oyundan yine para kazanabileceksiniz. Bir de bu tabloda arkadaşlar şunu hesaplamışlar. Ortalama günlük ne kadar token kazanabilirim diye. Bu da 410 ile
kaç yazıyor? Ah, o koyamadım. Gözler gidiyor bu arada. 660 token arasında, 400-600 arasında bir token kazanabileceğini hesaplamışlar. Peki, aşağıda da daha güzel açıklaması var aslında. Oradan da bakabilirsiniz. Günlük görevleri teker teker açıklamışlar arkadaşlar. Günlük başarımları teker teker açıklamışlar. Hepsinden bir token kazanıyoruz ama bu tokenları yakmazsak hiçbir anlamı yok. Tamam, belki bir gün kazanırsın, token yakımı olmazsa 2-3 gün kazanırsın ama 4. günde hop çöküş başlar. Peki ne yapmışlar token yakımı için? Öncelikle repeater sistemi var. Titan Arena'da da benzer bir sistem vardı aslında hatırlarsanız. Ne peki bu? Her öldüğünüzde arkadaşlar, şurada daha detaylısı yazıyor aslında. Team Deathmatch'te öldüğünüzde 0.5, Free Kill'de öldüğünüzde de 0.2 birim toplam dayanıklılığınızdan gidiyor. Bu ne demek oluyor? Team Deathmatch'te örneğin 10 kere öldüğünüzde 5 dayanıklılığınız gidecek. Bu sıfıra ulaştığında arkadaşlar, toplam dayanıklılığınız sıfıra ulaştığında da o NFT ile oynayamıyorsunuz. Onu bir kere repair etmeniz gerekiyor. Birinci yakım mekanizması bu. İkinci yakım mekanizması. Örneğin günlük görevleri tamamlamak için yukarıda vardı ya, hemen neredeydi? Şurada arkadaşlar. Şunu tamamlamak için, free kill'i tamamlamak için enerjiniz kalmadı diyelim. Son maçınız günde bitecek. Ne yapmanız gerekiyor? Enerjiye ihtiyacınız var. İşler yolunda gitmedi, onu tamamlayamadınız ve tekrardan enerji almanız gerekiyor. Hop, buradan tekrardan token yakarak arkadaşlar enerji alabiliyorsunuz. NFT Repair'da burada görebilirsiniz. Biraz önce bahsetmiştik ya. Toplamda atıyorum %100'ünü tamir etmek için 500 tane token gerekecek. Yani siz çok fazla ölüyorsanız, gereksiz yere ölüyorsanız daha fazla token yakacaksınız. Ama iyi oynuyorsanız arkadaşlar, ki iyi de oynarsınız, öyle çok zor bir oyun da değil. O zaman NFT'niz daha az hasar görecek ve daha çok kazanacaksınız. Ya da daha az bu enerjileri satın almanıza gerek kalmadan arkadaşlar daha fazla kazanabileceksiniz. Bir yakım daha var arkadaşlar. O da güzel bir sistem aslında. İyi düşünülmüş bir sistem. Neden mi? Şimdi NFT aldığınızda bazen statları güzel olmayabiliyor. Klasını, sınıfını sevmeyebiliyorsunuz ya da açtınız en dandik bir şey çıktı. Ya öf, bunu ben ne kadar kazanabileceğim vesaire diyorsunuz, tamam mı? Daha sonrasında şunu diyorlar size arkadaşlar. Statlarını beğenmiyor musun? O 500 token'la arkadaşlar statını tekrardan değiştirebiliyorsun. Tekrardan rolleyebiliyorsun. Klasını mı sevmiyorsun? Sana healer klas geldi. Takımında o kadar kötü oyuncular var ki, ya ben bunları mı healleyeceğim? Ben bunları mı supportluk yapacağım vesaire. Hani diyorsun, ya da ben bunu mu tank yapacağım? Yap, klası değiştirelim diyorsun. Arkadaşlar klasını hemen buradan değiştirebiliyorsun. Ya da hani o en şanssız olan, sürekli common common çıkartan insanlardansanız, içeride token biriktirip arkadaşlar rarity'yi bir üst rarity'ye yükseltebiliyorsunuz. Altta da zaten bunun hepsini açıklamışlar arkadaşlar. Daha detaylı bakmak isterseniz buraya bakabilirsiniz. Bununla bitti mi? Hayır. Oyunda bir de bir sürü simülasyon gerçekleştirdiler arkadaşlar. Ne simülasyonu? Hemen şuraya bakalım. Eğer kötü bir oyuncuysanız, evet, %35'in altına düşmezsiniz. Ki normalde oyunu öğrenmeye başladıkça da %50'lere çıkarsınız. Ama gelin kötü senaryodan bakalım. En kötü senaryoda ortalama 131 token çıkartıyorsunuz. Şurada nereden kazandığınızı atıyorum. 3 vs 3'ten 100 tane token gelmiş ama enerji de lazım olacak bunları tamamlamak için. Tekrar enerji alıyor. Belli bir süre sonra repair yapmak zorunda kalıyor. Ve toplamda işte harcaması ve ne kadar kazanacağıyla birlikte. Simülasyon tabi bu. Oynayabilir arkadaşlar. Net bu diyemeyiz ama 131 token çıkartabiliyorsunuz. Aynısını %50 win rate'te. Bu ortalama bir oyuncu diyebiliriz bunun için. 217 token çıkartabiliyor ve %65 win rate'te iyi bir oyuncu arkadaşlar 285 token çıkartabiliyor günlük. Çıkartabiliyordan kastım bu arada şey olmasın. O zaman biraz önce sen 400-600 falan diyordun. Arkadaşlar yakım mekanizması da var. Bazı şeyleri harcamanız gerekiyor. Yani repair etmeniz gerekecek zamanla. Ya da enerji satın almanız gerekecek. O yüzden bu maliyetler düştükten sonraki elinizde kalacak token olarak düşünebilirsiniz. Tabi ortalaması arkadaşlar, illa 165 rünetiniz olacak diye de bir şey yok. Ne demek oluyor bu? Şimdi bir toparlayalım. Oyunda bir sürü yakım mekanizması var. Güzel. Ardından da arkadaşlar hemen şuradan bir token'a geçelim. Token'da da aşağıya doğru inelim ve şuradaki sale seed fiyatına bakalım. 0.01'den seed fiyatından satıldı. Private'dan 0.15'e çıktı. Daha sonrasında da public'te 0.2'ye çıkacak. Bir de token release'leri var arkadaşlar. Token release'lerin, seed private'ların hepsinin 18, 12 ay vesaire sonrasında ya da çoğunun belli bir süre sonra açılacağını görebilirsiniz.
ilk 3 ay satışlardan gelecek tokenlar kitle olduğu için token'ın değeri ilk 3 ay boyunca düşmeyecek. Sadece oyuncuların oyundan çıkardığı miktar satış yiyecek. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Token değeri, public değeri neyse yaklaşık olarak orada kalacak ki yatırım yapmak isteyen olursa daha da fiyat yükselirse daha yüksek fiyattan da satılabilecek. Token değer kaybetmeyecek özetle. Token değer kaybetmeyecek olsa da vesaire de hepinizin kafasında şu soru işareti var. Ya peki ROI çıkartabilecek miyiz? Ya yatırım yapmak güvenli mi? Özellikle de şu dönemde arkadaşlar, ayı döneminde çoğu proje iyi gitmezken bir yatırım yapmak istemeyebilirsiniz. Bunu gayet anlayışla karşılıyorum. Çünkü ben de aynı durumdayım. 3 kere düşünüyorsam eskiden atıyorum. 8 kereye çıkarttım onu. Ya yapsam mı, yapmasam mı, yatırsam mı, yatırmasam mı, NFT alsam mı, almasam mı? O yüzden de biraz önce dediğim gibi G4FF bununla ilgili bir scholarship sağlayacak ileride. Bakalım, umarım sıkıntı çıkmazsa. O zaman arkadaşlar hiçbir risk olmadan cebinize paranızı koyabileceksiniz. Tek yapmanız gereken zamanınızı, emeğinizi ortaya koymak olacak. Hiçbir şekilde yatırım yapmanız da gerek kalmayacak. Bir de videoyu sonlandırmadan önce güzel bir haberim var. Evet, güzel haberi yine en son sakladık. Amarna ile ilgili de 100 bin token, evet 100 bin token civarı. O civarda bir şey olacak arkadaşlar. Bir çekilişimiz olacak. Tabii şu an detaylar çok net değil. 1-2 gün içinde bu netleşecek ve ben de Discord üzerinden paylaşıyor olacağım. Evet, Discord'u takip edin çünkü biliyorsunuz YouTube'da paylaşamıyorum artık çekilişleri. Art niyetli insanlar şikayet ettiği için daha sonrasında video engelleniyor, bir şeyler oluyor. O yüzden Discord'la da çok ilgilenemedik son zamanlarda biliyorum ama orayı takip etmeyi devam edin arkadaşlar. Bu çekilişi orada paylaşıyor olacağız. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.